Değerli meslektaşlarımız, sevgili öğrenciler, dekanlık aktivitelerinden bir tanesini daha gerçekleştireceğiz. Ben özellikle öğrenci arkadaşlarımız ve genç meslektaşlarımız için çok yararlı olacağını düşünüyorum. Konuğumuz Muzaffer Kasar. Kendisi halen Cambridge Üniversitesi'nde doktora sonrası çalışmalarını devam ettiriyor. Sizlere ve bizlere bu sürecin nasıl geliştiğini, kontaklarını nasıl kurduğunu, zorluklarını, kolaylıklarını birçok şeyden bize önümüzdeki bir saat içinde bahsedecek. Ben özellikle araştırma görevlisi, genç araştırma görevlisi arkadaşlarımızın ve özellikle 4. 5. sınıf, 6. sınıf öğrencilerimizin Muzaffer Hoca'yı dikkatle dinlemesini ve izlemesini öneriyorum. Bu oturumda Sayın Aydan Özkütük, kendisi dekan yardımcılığı görevimizi de sürdürüyor. O modere edecek. İbrahim Emre Bora da bize katılacak ve moderasyonda o da yer alacak. Ben keyifli bir oturum diliyorum herkese ve ben sözü direkt olarak Muzaffer Hoca'ya bırakmak istiyorum. Buyurun Muzaffer Hocam. Teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Ben şimdi buradan slide gösterisine başlayayım. Olabildiğince slaytlar üzerinden başlayalım. Tekrar teşekkür ederim davet için. Emre Hoca'ya da çok teşekkürler. Ben bir iki ay önce 9 Eylül Üniversitesi'nin psikiyatri bölümüne konuk olmuştum. Onların konuk konuşmacısı olarak benden istedikleri deneyim aktarımıydı. Çok ayrıntıya girme, araştırmaların ayrıntısına girme ama deneyimini aktar. Biraz daha deneyim ağırlıklı bir şey olsun diye bir talep olmuştu. Sonra da Emre Hoca sağ olsun bu sefer dedi ki biz öğrenciler için de ve genel dekan toplantısında da bunun faydası olacağını düşünüyoruz. Gelir misin dedi. Ben de seve seve dedim ve şu anda buradayım. Şimdi biraz bu yoldan bahsedeceğim. Ben Cerrahpaşa mezunuyum. Daha sonra Bakırköy'de ihtisas yaptım, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde. Ondan sonra da Cambridge'e geldim. Yaklaşık 9 yıldır da Cambridge'deyim. Biraz bundan bahsedeceğim. Nasıl oldu, nasıl gitti, neler yaşadım. Kısaca bahsedersem Kırklareli Anadolu Lisesi'nden mezunum. Daha sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne girdim. Fakülteden sonra Bakırköy'de psikiyatri uzmanlığımı aldım ve 2010'da Cambridge'e gelişimle başlayan bir süreçten bahsedeceğim. Tabii bunları anlatırken bir yandan da tabii öğrenci arkadaşlar için de önemli olabilir. Bunlar olurken Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ndeyken Ertan Yurda Koç'un psikofizyoloji laboratuvarında hayvan çalışmalarına katıldım ve ilk aslında benim bilimsel yayınım bir hayvan çalışmasıydı. Bellek işlevlerine yönelik bir çalışma yapmıştık. Tianeptin adlı bir antidepresanla ilgili. O tabii benim için önemli bir dönüm noktasıydı. Yine aynı zamanda kognitif nörobilim toplantılarına katılıyordum ÇAPA'daki. Ve çok fazla toplantıyla iç içe oldum ve bilimsel ortamı görme şansım oldu. Bakırköy'deyken de bu ilgimi daha fazla klinik uygulamaya yönelik çalışmalara yönelttim. Daha çok nöropsikoloji üzerine çalıştım ve nörokognitif işlevler üzerine çalışıyordum. O sayede Cambridge bağlantısı devreye girdi. Onun hikayesini şuradan başlayarak anlatacağım. Çünkü toplantıların önemi, tabii şu anda pandemi döneminde toplantılar biraz daha farklı hale geldi ama eski zamanlarda pandemi öncesinde toplantılar bağlantı kurmak açısından iyi bir fırsattı ve Avrupa'daki psikiyatri kongrelerinin en büyüklerinden bir tanesi olan ECNP Kongresi 2009'da İstanbul'daydı. Ben de o dönemde acaba bir feyz almak için iyi bir merkeze gidip orada bir süre kalmak nasıl olur diye düşünüyordum. Bir yandan bir nöropsikoloji çalışması yapıyorduk. Hatta ikinci kez
alkollü araç kullanan kişilerde karar verme süreçlerine bakıyorduk. Hem genel nöropsikolojisine hem de belirsizlik durumunda nasıl karar verdiklerini inceliyorduk. Bu araştırmayı da yaparken bir yandan da klinikte neler olabilir, başka karar vermeyle ilgili ne gibi araştırmalar yapılabilir bakıyorduk ve obsesif kompulsif bozukluktaki karar verme süreçlerini incelemeye başladım ve tezimi de bu yönde yapacağımı düşünmeye başlamıştım. O dönemde obsesif kompulsif bozuklukla ilgili çok fazla çalışma Cambridge'den çıkıyordu. Ve Cambridge'deki bu çalışmaların başında olan hocalardan bir tanesinde toplantıya geleceğini gördüm. Ve dedim ki bu bir fırsattır. Ben de toplantıya bizim daha klinik bir araştırmamızın posterini yollamıştım. Şunu da burada hemen belirteyim. Yani hem ECMP'de hem de bir sürü başka organizasyonda öğrenciyken ve asistanken eğer bildiri gönderirseniz zaten katılım parası alınmıyor. Ve birçok burslar var. Örneğin başka bir yerde ise toplantı. O bursu alıp oraya gidebilirsiniz. Ben daha sonra mesela ECMP'nin seyahat bursunu almıştım burada doktora sırasındayken. Bu tür imkanlar hep var ama mutlaka bakmak lazım tabii imkanlara. Örneğin ECMP kongresine bildirim olduğu için ve o sırada asistan olduğum için ücretsiz katılmıştım ve böyle bir fırsat olmuştu. Hocanın ismini görünce onun oturum başkanı olduğu oturuma gittim. Burada hani kendi adıma da söyleyeyim hani biraz daha sonra da üzerine düşündüğüm bir şey. Hani daha güçlü olduğum yanlardan bir tanesi bu tür şeylerde fazla kaygı yaşamıyorum. Yani sosyal ortamlarda. Bu benim işime çok yaradı. Orada gittim. Hocaya dedim ki oturumdan önce oturumdan sonra sizinle görüşebilir miyiz? Tabii dedi. Zaten o kalibredeki hocalar hepsi bu tür yaklaşımlara çok açıklar ve belki yüzlerce, belki binlerce kişiyle muhatap olmuş durumdalar. Oturumdan sonra hocayla konuştum. Hoca dedi ki ya benim eşim de burada. Eşi de Trevor Robbins. Hocamın adı Barbara Sahakyan. Trevor Robbins. Onu da başka bir toplantıda tanımıştım. Böylelikle bir anda ECMP Kongresi'ne gelmiş işte 3. yıl asistanı olarak Cambridge'den iki hocayla konuşur halde buldum kendimi ve orada dediler ki nasıl yapabilirim, nasıl edelim, ne gibi projeler var. Onlardan konuştuk. O sırada yapmakta olduğum projelerden konuştuk. Ve bunun sonrasında 2010'da ben Cambridge Üniversitesi'nde ziyaretçi araştırmacı olarak bulundum. Orada bulunduğum süre içinde obsesif kompulsif bozukluktaki karar verme süreçleriyle ilgili bir araştırmaya katıldım. Hasta değerlendirmelerine katıldım, kontrollerin testlerini yaptım ve buradan bir oradaki çalışmalarda bir yayın çıkardık ve bir yandan da bu geçirdiğim birkaç aylık süre içinde Cambridge'deki ortamı görmeye çalıştım. Benim ilk aslında hani onu hep soranlar oluyor söylüyorum. İlk giderken hiç Cambridge'e yerleşirim, burada bir hayat kurarım falan gibi bir planım yoktu. İlk amacım birkaç ay gidip orada bir bağlantı kurup belki daha sonra akademik araştırmalar için benimle iyi bir bağlantısı olan bir merkezle tanışık olmaktı. Fakat oraya gidince biraz da ekibin de cesaretlendirmesiyle neden burada kalmıyorsun, neden doktora yapmıyorsun ya da işte neler yapabilirsin gibi sorular sorulmaya başladı. Ben de onları birazcık araştırmaya başladım. Bir yandan da tabii ülke değiştirmek, şehir değiştirmek, uzun yıllardır İstanbul'daydım. Bunlar nasıl olur? Onları birazcık test etmeye başladım. Doktora nasıl olur? Doktoraya nasıl başvurulur? Neler elde etmem gerekir? Hekimlikle ilgili neler yapabilirim? Çünkü Türkiye'den gittiğiniz zaman hekimlik denkliği açısından neler yapılabilir? İşte bu Royal College of Psychiatrists, buradaki psikiyatri birliğinin sınavlarının örneğin İngiltere dışından gelen adaylara da açık olduğunu öğrendim orada. Dolayısıyla bir yol şekillendi aslında. Hani doktoraya girip eğer doktora olursa doktora da devam etmek ve bu sırada bir yandan da sınavları tamamlayarak hekimliğe geçmek gibi bir yol önüme çizilmiş oldu. Ama tabii hani her şeyin birazcık da şansının yaver gitmesi gerekti. Daha sonra doktoraya başvurdum, doktoraya kabul alamadım.
O sırada fakat aynı anda bir master programına başvurmuştum. Translational Medicine and Therapeutics diye bir yüksek lisans programıydı. İngiltere'de yüksek lisans programları bir yıl. Bu bir nasıl diyeyim çerçeve programdı. Birçok branştan kişinin içinde bulunduğu ve araştırma projelerinin de değişik branşlardan olduğu bir programdı. Hem dersler vardı, laboratuvardan kliniğe uyarlamanın ön planda olduğu translational kısmı ve ilaç geliştirme ile ilgili bir programdı. Benim buradaki araştırmam da şizofreni hastalarında bir EEG ile kullanılan bir aslında aday biyobelirteç, mismatch negativity adı verdiğimiz bir aday belirtecin bilişsel işlevlerle ilişkisini inceledik. Bu da daha sonra 2013'te yayınlandı. Bu yüksek lisans programına kabul almamda Bahçeşehir Üniversitesi'nin bana katkısı oldu. Çünkü bir Bahçeşehir Üniversitesi ile bir bağlantım vardı kişisel olarak. Daha sonra o bağlantı onların kurumsal olarak yaptıkları işte yeni psikoloji bölümünü kuruyorlardı. Yeni tıp fakültesi kurma amaçları vardı. Oraya denk geldi ve benim bir şekilde orayla bağımı sürdüreceğim bir yönde onların bursuyla bu yüksek lisansı tamamladım. Daha sonra bu yüksek lisans sayesinde biraz da Cambridge ve İslami Kalkınma Bankası'nın ortak bir bursu vardı. Türkiye'de İslami Kalkınma Bankası'nın kurucu ortaklarından olduğu için dahil olduğu bir burstu. Bu Cambridge'in Overseas Trust'tan bir kısmını ödediği, bir kısmını da İslami Kalkınma Bankası'nın ödediği bir bursu kazandım ve işte 2009'da toplantıda tanıştığım hocamla depresyonda bilişsel bozulmaların tedavisi üzerine doktoramı tamamladım. Şimdi kısaca doktorada neler yaptığımdan biraz bahsedeyim. Benim esasen araştırma konum depresyonda bilişsel işlevler. Depresyon hepinizin bildiği gibi en çok kötü itibine neden olan hastalık ve depresyondaki bellek, karar verme, dikkat sorunları gibi konular biraz daha geri planda şu anda bizim tedavi odaklarımızda ve mevcut tedaviler birçok depresyon belirtisinin giderilmesine katkısı olsa da bilişsel sorunlarda yeterince etkili değil. Ve aynı zamanda bilişsel sorunlar olunca hastalığın tekrarlaması riskinde de bir artış oluyor. Dolayısıyla burada bir henüz yeterince ele alınmamış bir tedavi sorunu var. Bu da uzunlamasında bir çalışmadan gelen veriler. Gördüğünüz gibi kırmızı ile işaretlediğim bilişsel problemler 3 yıllık takipte en çok devam eden sorunlar. Yani kişiler belki klinik olarak depresyonda olmasalar dahi depresyonun getirdiği bazen literatürde scarring effect diye geçen bir kalıcı etki olabiliyor. Ve bu işlevselliği etkileyen bir duruma dönüşebiliyor. Bizim bu şeklini gördüğünüz bilişsel testler hocam Barbara ve Trevor'ın beraber geliştirdikleri CANTAP adı verilen bir nöropsikolojik bataryanın içinden ve hem nörobilimsel olarak görüntüleme çalışmalarında ortaya konan hem de daha preklinik versiyonlarının da olduğu dolayısıyla beyindeki hangi döngülere denk geldiğini bildiğimiz nöropsikolojik testler. Bunları kullanarak biz depresyondaki bilişsel işlevleri inceleme ve acaba bunu tedaviyle iyileştirme yoluna gidebilir miyiz sorarak bir yola girdik. Ve aday ilaçlarımızdan bir tanesi modafinildi. Hocanın daha önce başka çalışmalarda deneyimi olan bir ilaçtı ve daha önce başka psikiyatrik hastalıklarda bilişsel işlevlerle ilişkili beyin döngülerinde değişimler gösterdiği ve iyileşme gösterdiği bilinen bir ilaçtı. Biz önce bir meta analiz çalışması yaptık ve depresyonda ekleme tedavisi olarak modafinili kullanan randomize kontrollü çalışmalara baktık ve küçük de olsa bir etki olduğunu gözledik. Aslında bu bizim için hem hani bir anlamda eğitici de oldu. Zaman zaman meta analizlerin önemi söylenir. Hani buradaki çalışmalara baktığınız zaman Forest Plot'a bir çalışma dışında hepsi aslında negatif çalışmalar. Ama hepsini bir araya getirip bu
örneklem azlığından dolayı kaynaklanan bir negatifliğin örneklem boyutu büyüyünce aslında görünmeyen bir etkiyi göstermiş olduk. Fakat burada randomize kontrollü çalışmalarda mevcut literatürdeki sorun devam ediyordu. Çünkü randomize kontrolü çalışmalarının hiçbirinde bilişsel işlevlere yönelik bir ölçüm yoktu. Dolayısıyla biz bu ilacın bilişsel işlevler üzerindeki etkisini bir deneysel çalışma içinde yapmak istedik. Ve bir proof of concept dediğimiz bir çalışma sanırım Muzaffer düştü şeyden. Tekrar girmesi gerekecek. Caner. Emre Bora geldi mi Ayda? Yok hocam. Henüz Emre Hoca katılamadı bize. Bak bak bak. Kendi toplantısına katılmakta biraz zorluğu var. Bu toplantılar aslında belki dinleyen öğrencilerimiz için ben birkaç bir şey söyleyebilirim bu arada. Aslında bu etkinliklerimiz tıpta kariyer günleri doğrultusunda yapılan etkinlikler olacak. Bu etkinliklerin ilkinde Doktor Muzaffer Bey'i misafir ediyoruz, konuk ediyoruz. Biz planlarken kariyer günleri planlamasını bizim kariyer planlama ve geliştirme kurulumuz var. Tüm kurul birlikte tartışarak özellikle siz öğrencilerimize yönelik olarak nasıl örneklerde buluşabiliriz, onları gösterebiliriz diye düşündük ve dolayısıyla değişik figürler seçtik. Burada araştırma tarafı öne çıkan doktor arkadaşlarımız olduğu gibi kendi mesleki alanında farklı aktiviteler gösteren yurt içinden ve yurt dışından değişik Türk hocalarımızı seçtik. Onların tecrübelerini dinlemek açıkçası bana aynı bir biyografi okumak gibi geliyor. Çünkü sonuçta onlar da benzer yollardan geçiyorlar ve bizim koşullarımızla benzer şekilde devam ederken kendilerine işte bugünkü gelmiş oldukları noktaya ulaştırıyorlar. Dolayısıyla onları dinlemenin faydalı olacağını düşündük. Yaklaşık her ay bir konuşmacıyı konuk edeceğiz. Şimdi Nisan ayında Doktor Muzaffer Bey konuğumuz. Mayıs ayında bir başka yine kıymetli hocamız Doktor Lale Hanım olacak. Evet, bir sorun var herhalde. Ben evet. Tekrar geldim bir saniye. Evet. Hemen diğer bilgisayara geçtim. Bir herhalde bir teknik sorun evet. Oldu burada. Ben hemen buradan yüklüyorum. Tabii tabii hocam. Hı-hı. Bizim son konuşmacımız da Haziran ayında olacak. Yani bu yıl için böyle 3 konuşma planlamıştık. Şimdi ben Muzaffer Hoca'ya yine sözü bırakacağım. O sunumun tekrar yüklüyor herhalde şu an. Evet, özür dilerim yani niye böyle oldu bilmiyorum ama buradan tekrar başlayalım. Evet. Olabilir hocam. Tabii. Bir dakika. Evet. Görünüyor mu şu anda? Görünüyor.
Gayet iyi gözüküyor Zafer Tamam. Bey. Tamam, şu anda o zaman gelelim. Evet, Modafinil'den bahsediyordum. Bizim araştırmamızda plasebo kontrollü bir çalışmada depresyondan iyileşen ama hala bilişsel sorunları devam eden kişilerde plasebo olanlara göre modafinil alanlarda orta düzeyde bir gelişme gördük ve bu da 2017 yılında bunu yayınladık. Şimdi biraz önce bahsettiğim sorulardan hani işin akademik tarafı doktoraya başladım devam etti ama bir yandan da hekim kimliğimi nasıl devam ettiririm, ne yapabilirim konusu vardı. İşte biraz önce bahsettiğim Royal College'ın sınavlarına girmeye başladım 2012'de. Uygulamalı sınavı da 2014'te verdim. Böylelikle Royal College aslında burada İngiltere'de uzmanlık eğitimi alan herkesin girmesi icap eden sınavlar ve daha sonra üst ihtisasa geçiliyor. Buradaki sistem, birazdan bahsedeceğim onlardan da. Ve dışarıdan olanlara da açık olduğundan bahsetmiştim. Bu sınavı alırsanız, bu bir işte Amerikan diliyle board sınavına benzeyen bir sınav. Ama daha orta dönemde, yani hani ihtisasın tamamını bitirdikten sonra değil de ihtisasın ilk kısmını bitirdikten sonra olan bir sınav. Bunun işte diğer branşlarda, örneğin Royal College of Physicians sınavı var işte dahili branşlar için ya da cerrahi branşlar için başka sınavlar var. Ben bu sınavları tamamladım ve daha sonra bu sınavları tamamladıktan sonra hekim lisansımı aldım. Bir yandan da doktorama devam ettiğim için sisteme girmek adına neler yapabilirim? İşte gözlemcilik yaptım. Bir iki çömez düzeyde nöbet tuttum anlamak için. Çünkü başka bir sistemde çalışmanın zorluğu tamamen farklı bir dil konuşuluyor. Bunu kullanılan dil anlamında söylemiyorum. Tıbbın işleyiş dili veya klinik ortamdaki dil, onu öğrenmek için biraz daha zaman geçmesi gerekiyordu. Onu ilk Emre Hoca'yı o zaman alıyoruz. Evet. Böylelikle birazcık sisteme alışmış oldum ve üst ihtisasa geçtim. Üst ihtisas erişkin psikiyatrisi alanında üst ihtisasa başladım. Ve aynı zamanda NHS içindeki esnek sistemlerden biri olan akademik üst ihtisasa geçmiş oldum. Yani biraz bundan biraz sonra biraz daha bahsedeceğim. Daha çömez düzeyde Academic Clinical Fellowship denen programlar var. Bu programlar sizin ihtisas sırasında zamanınızın dörtte birini araştırmaya ayırmanızı sağlıyor. Benim pozisyonum daha çok doktora sonrası bir pozisyondu. Doktorası olan ve Royal College sınavlarını tamamlamış olan kişilere açık olan Clinical Lectureship adı verilen bir pozisyon. Hem yavaş yavaş araştırma fonları almanıza imkan sağlayan, hem doktora sonrası düzeyde hem de biraz öğretim üyeliği düzeyinde olan bir pozisyondu. O pozisyonda işte yakın zamanına kadar sürdürdüm. Bu pozisyondayken yaptığım araştırmalardan birazdan bahsedeceğim. Çok kısaca Cambridge'den de bahsedeyim. Yani üniversiteden böyle afaki bir şey olarak bahsediyoruz ama üniversite aslında gayet yaşayan bir şey de bir anlamda. Sadece binalardan ibaret değil. Arkasında ciddi bir gelenek var. Cambridge deyince akla genelde bu isimler geliyor. Hemen hepsini tanıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Fakat Cambridge'de aynı zamanda bu isimler de var. Bunları da aranızda tanıyanlar olacaktır diye düşünüyorum. İşte Wittgenstein, Bertrand Russell, Virginia Woolf gibi, Keynes gibi. Onlar da var. Yani aslında tamamen fizikçilerin ve biyologların olduğu bir ortamdan bahsetmiyoruz. Arka planda felsefeciler, edebiyatçılar da var. Onlar olduğu için de biraz buradaki ortam üretime daha fazla katkıda bulunuyor. İşte bir gün Cambridge'e gelirseniz burada Keynes'in, işte Virginia Woolf'un, Rupert Brooke'un beraber oturduğu bir çay bahçesi var. Orada çay bahçesinde sizi götürebilirim. Hem de o havayı koklamış oluruz.
İşte bu şekilde zaman zaman şeyler olabiliyor. İşte 19. yüzyılda burada oturmuşlardı, çay içmişlerdi şeklinde. Ama tabii oradaki toplantılar, oradaki bir aradalık üniversitenin nereye doğru gittiği, nasıl bir üretim yarattığına çok katkıda bulunan şeyler. Bir örnek daha vereceğim. Peki bu genç adamları tanıyor musunuz diye sorsam. Gençlik yıllarında Pink Floyd ve Pink Floyd'e rahatlıkla bir Cambridge grubu diyebiliriz. Hatta geçen gün, yani geçen birkaç yıl önce radyoda bir şarkısını çalarken BBC Cambridgeshire'ın radyo sunucusu demişti ki yerel bir grubun çok bilinen bir şarkısını çalacağım demişti. Öyle bir durum ama üniversiteyle bağlantısı nedir diye sorarsanız bu gruptan Syd Barrett'la Roger Waters, hatta oturdukları evler de hala yakın. Üniversitenin college sistemi var. Homerton College. Bu gördüğünüz Homerton College. 11 yaşındayken bir sanat atölyesine beraber katılmışlar. Ama farkında değiller. Daha sonra işte 18-19 yaşında grubu kurdukları zaman "Aa, sen de mi oraya gitmiştin?" diyorlar. Ama işte bir arada bir bağlantısallık var. O 11 yaşındaki çocukların gidebildiği bir sanat atölyesini oluşturan bir ortam var. Dolayısıyla hepsini bir arada düşünmek lazım diye düşünüyorum. Benim Cambridge'den aldığım, anladığım şeylerden bir kısmı bu. Tekrar dönecek olursak bu doktora sonrası kısmında neler yaptım? Biraz deneysel çalışmadan daha deneysel çalışmaların ötesine geçmek istedim. Biraz daha ufkumu genişletmek anlamında. Doktora sonrası danışmanımla beraber Kuzey Finlandiya 66 doğumlular kohortu var. Ve bu kohort aynı zamanda bir lise işlevlerinin de ölçüldüğü bir kohortu ve aynı zamanda Finlandiya kayıtlarıyla bağlantılı olduğu için de bize daha geniş anlamda epidemiolojik olarak iyi bir kaynak sağlıyordu. Şimdi onunla ilgili devam eden çalışmalarımız var. Bir yandan da başka bir araştırmacıyla bizim bölümde bir deneysel tedavi araştırmasına katkıda bulundum. O da psikiyatrisinin şu anda daha çok ilgi çeken alanlarından bir tanesi olan enflamasyonla psikiyatrik hastalıkların ilişkisi üzerineydi. Ben bilişsel işlevlere etkisini kısmında birazcık üstlendim. Daha geniş bir araştırma. Hem klinik anlamda bakıyoruz hem de daha immünolojik boyutlarına bakıyoruz. Tocilizumab aslında romatoid artritte kullanılan bir ilaç. Bu ilacın depresyon semptomları ve bilişsel işlevlere etkisini inceliyoruz. Pandemiden dolayı işin deneysel kısmı biraz durmak zorunda kaldı. Çünkü pandemi ortasında kimseye antiinflamatuar ilaç vermemiz pek mümkün değil tabii ki. Ama yakın zamanda tekrardan bitireceğiz sanıyorum. Çünkü birazdan bahsedeceğim. Bir kısmını bitirmiştik ama bir kısmı devam ediyor. Ve pandemiden sonra uzamış COVID durumunun bilişsel işlevlere etkisine dair bir çalışma var. Şu anda psikoloji bölümünden bir hoca ile beraber bunu inceliyoruz. Çünkü kesitsel olarak bakıldığında çok fazla bulgu ortaya çıkabiliyor ama uzunlamasına bakmak gerekiyor elbette. Biz şu anda bu projede kişileri kendi kontrolü yapacağız ve 18 ay boyunca izleyip uzun vadede bilişsel işlevlerde bir değişim var mı yok mu? Uzamış COVID durumunda veya COVID riski yüksek olan gruplarda bunu inceleyeceğiz. Popülasyon temelli araştırmadan bahsettim. Burada yine hani fırsat esnekliklerinden bahsederken The Academy of Medical Sciences'ın bir bursu, bir finansman kaynağı vardı. Benim o sırada bulunduğum clinical lecturer pozisyonundaki kişilere özel bir starter grant denen bir fonu vardı. O fonu elde ettim ve bu elde ettiğim fonla COVID gündemine de oturan bir şekilde COVID sonrası değişimleri de içeren yeni veriler toplamaya başladık ve uzaktan bilişsel test yapma aşamasındayız. Bunların finansmanını işte Academy of Medical Sciences'tan aldığım fonla karşılamış oldum. Biraz önce bahsettiğim tocilizumab çalışmasının da iki aşaması var. Önce enflamasyon markeri olarak biz C reaktif proteini ele aldık. Çünkü daha önceki başka literatürlerde de kardiyovasküler literatürde de en çok ortaya çıkan 3 mg'dan daha düşükse
Kabaca enflamasyonu düşük olan grup. Bir de 3 miligramdan daha yüksek olanlarda da enflamasyon yüksek olan grup olarak grupladık. Enflamasyon düşük olan grup bizim kontrol grubumuz oldu aslında. Daha baseline için. Diğer grupta ilaç veya placebo aldı. İşte bu kısmı biraz şu anda yarım kalmış durumda. Onu tamamladığımız zaman enflamasyonu yüksek olan grupta tosilizumab aldıktan sonra depresyon belirtileri ve bilişsel işlevlerin nasıl değiştiğini göreceğiz. Şu anda da yakın zamanda yazdım, onu yollamak üzereyim. İki grubun başlangıç performanslarını da karşılaştırdık. Onu da pandemi süresinde elimizde olan veriler olarak yollamış olduk. Bir yandan da tabii üniversite eğitim de veren bir kurum olduğu için, tıp eğitimi veren bir kurum olduğu için buradaki klinisyenlerden de beklenenlerden bir tanesi eğitime katkıda bulunmaları. Ben kendi adıma daha çok küçük gruplardaki eğitim kısmına katkı yaptım ve aynı zamanda iletişim becerileri eğitimi kısmına katkı yaptım. Ben öğrenciyken bizim çok fazla alışık olmadığımız bir durumdu ama İzmir'deki üniversiteler bu konuda bir adım öndeydi sanıyorum. Şu anda da iletişim becerileri eğitiminin devam ettiğini düşünüyorum. Daha doğrusu birebir konuştuğum arkadaşlardan elde ettiğim veriler o yönde. Benim düzenlediğim eğitim şöyle bir şeydi. Burada Recovery College diye yaşanmışlıktan gelen deneyimlerini pratikte hastalarla birlikte kullanan kişilerin olduğu bir birim var. Ve bu birimdeki kişilerle bir ortak çalışma yapıp onların ve başka buradaki vakıflarda bu tür etkinliklere katılanlarla beraber onları öğrencilerle bir araya getirdik. Yani yaşanmışlıktan gelen deneyimlerini, işte daha önce bipolar hastalığı olmuş veya depresyon geçirmiş veya obsesif kompulsif bozukluğu olan kişiler gelip öğrencilerle birlikte oturup bir grup ortamında, işte 10-15 kişilik gruplarda bu deneyimlerini birlikte onlarla birlikte paylaşıyorlardı. Bunun organizasyonunu ben yapmıştım. Çünkü klinikte hasta başında o elde edilen deneyim sadece akut dönemle ilgili oluyor genelde. Hastalığın başka boyutları ya da o yaşanmışlıktan gelen deneyimi aktarımı öğrenciler için çok önemliydi. Bunun organizasyonunu yaptım. Bir de bizim bölümün seminerlerini düzenledim. O da pek çok kişiyle tanışmak açısından iyi bir etkinlik olmuştu. Klinik kısmında da bu %50 klinikte bulunduğum zaman da rotasyonlarda bulundum üst ihtisas yaparken. Toplum ruh sağlığı ekibinde çalıştım, yataklı servislerde çalıştım, ilk epizod psikoz kliniğinde çalıştım ve liyazon psikiyatrisinde çalıştım. Liyazon psikiyatrisi benim için çok yeni bir alandı çünkü Bakırköy'de çok fazla bu konuda deneyimimiz yoktu, nöroloji kliniği olmasına rağmen. Çok ilgimi çekti. Hatta üst ihtisasın yanında bir de endorsement denen ekstra alınan becerilerden bir tanesi liyazon psikiyatrisi ünvanı alabiliyorsunuz. Ben liyazon psikiyatrisindeki deneyimimle bunu da almış oldum. NHS üzerine yani soru gelirse bunlara biraz daha odaklanabiliriz ama NHS'in en önemli özelliklerinden bir tanesi multidisipliner ekip olması. Ve bu multidisipliner ekip içindeki rolünüzle ön plana çıkıyorsunuz. Yani bir hekimin tek başına olduğu bir ortam değil. En önemli özelliklerden bir tanesi bu. Ve şu anda da sağlık çalışanlarına yönelik bir psikiyatri kliniği kurduk. Bu İngiltere'de ilk olan bir klinik. Benim şu andaki en büyük mesaim bu. Ve erişim engellerini kaldırma ve tedavi sağlama hedefleri gidiyoruz. Çünkü sağlık çalışanlarının psikiyatri hizmetlerine ulaşmaları diğer gruplardan daha güç oluyor. Ve bu engeller daha sonra ağır bedellere yol açabiliyor. Hem de sağlık çalışanlarının sağlığı yerinde olmazsa onların bakım verdiği insanların sağlığı da yerinde olmuyor. Biz bu alandaki ilk multidisipliner ekip olarak Eylül'de kliniği açtık. Yakın zamanda Türkiye Psikiyatri Derneği'nin bir toplantısına da katıldım. Orada ayrıntılı bahsettim. TPD'nin bültenine de bir yazı yazdım bununla ilgili. Beklediğimizden çok daha yoğun bir ilgi oldu. Yaklaşık iki katı
talep oldu. Bayağı yoğun çalışıyoruz. Bir yandan da bu kliniğin klinik özelliklerini ve diğer sağlık çalışanlarından elde edilen verilerle karşılaştırmasını yapacağımız araştırma projelerine de başladık. Onlar da yakında çıkacak. Bir amacımız da birkaç ay içinde sağlık ekonomisi araştırması yapmak. Çünkü bu finansman ancak COVID pandemisi sayesinde mümkün oldu. Fakat bunu devam ettirmek için biraz daha sağlık ekonomisi çalışmalarıyla bunu desteklememiz gerekiyor. Şimdi ben biraz daha pratik şeylerden bahsedeceğim. Bir işte 7-8 dakika sonra geriye kalan bir 15 dakikada da soru cevap yapabiliriz diye umuyorum. Aydan Hocam uygun mudur? Emre Hocam. Şimdi bana çok fazla e-mail geliyor. Bundan bahsedeyim. Çoğunluğu Türkiye'den. İçerikler de benzer. Ya hocam ben işte yurt dışına gitmek istiyorum. Bir staj ayarlamam lazım. Ya da uzmanlığı orada yapmak istiyorum. Ya da araştırma yapmak istiyorum gibi sorular var. Fakat usul muhtelif. Bence ben de usulün önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü e-mail yazdığınız kişiler benden daha kıdemli bir sürü kişi var tabii. Onlara yazdığınız zaman onların programı çok daha yoğun. Bu çok yoğun programı olan kişilere yazdığınız iletiyle onları yakalamak için uygun bir dil kullanmanız ve hakikaten yakalamanız gerekiyor. Şimdi yani hello there diye başladığınız zaman iletiye, bunlar bu arada gerçek örnekler. Hello there diye başladığınız zaman orada o kişiyi kaybedebilirsiniz. Onu yapmayın yani. Ya da işte ya ben profesör değilim ama bana dear profesör diye yazarsanız yani beni yeterince okumamış ya da yaptıklarımı anlamamış diyebilirim. Ya da şöyle, yaz araştırması için lab araştırırken siz de karşıma çıktınız. Şimdi bu da yine hedefli bir durum değil. Yani ben araştırıyordum. Hele ki kopyala yapıştır metinler işin en fenası diyebilirim. Çünkü o kopyala yapıştır metin belki 200 kişiye yolluyorsunuz. Hani bir kişiden yanıt gelir diye düşünebilirsiniz. Ama 200 kişiye kopyala yapıştır göndermek yerine 15 kişiye daha odaklı mailler gönderirseniz belki daha faydalı olur. Çok fazla soru var. Tabii şimdi soruların bir kısmı çok anlamlı, daha detaylı sorular olunca o zaman ben yanıt verebiliyorum. Ama bazı sorular detaylı olmak dışında biraz daha tavsiye istemeye doğru geliyor. O konuda çok fazla yapabileceğim bir şey yok. Şimdi şöyle şeyler var. İşte Almancam A1, İngilizce'de IELTS'tan şunu aldım. İngiltere zor diyorlar. Almanya mı İngiltere mi? Yani bilemiyorum ki bunu. Şimdi bu böyle şeyler oldukça kişisel kararlar. Kişisel kararlarla ilgili yazdığınız kişilerden bir yanıt beklemek çok uygun değil. Bu da hoşuma giden bir mesajdı. Onu da burada paylaşıyorum. Hocam ortam nasıl? İnsanlar samimi ve iyi kalpli mi? Bunu da böyle biraz içi ısıtıcı bir mesaj olduğu için koydum. Çünkü bazen uzun uzun mesajlar geliyor. Hani psikiyatrist olduğum için mi bilmiyorum ama uzun uzun mesajlar geliyor. Derdini anlatanlar da çok oluyor. Ama benim size söyleyeceğim, kısa ve net yazın. Kopyala yapıştır metinlerden kaçının. Neden o kişiye veya gruba yazdınız? Onu mutlaka belirtin. Çünkü bir anlamı olması lazım. Neden siz o kişinin yanında çalışmak istiyorsunuz? Neden başkası değil? Çünkü yüzlerce grup var. Bir de tabii ne katabilirsiniz? Kendi örneğimden bahsedersek, işte ben nöropsikoloji çalışmalarına başladığım için, literatürle bağlantım olduğu için ve belli teknikleri bildiğim için konuşurken hocayla bunları yapabilirim dediğim zaman bir arka planı vardı. Dolayısıyla sizin de belli becerileriniz olursa, örneğin işte laboratuvar becerileri olabilir. İşte wet lab dediğimiz ıslak yani laboratuvar becerileri olabilir. Ya da daha kodlama becerisi olabilir, belli bir program istatistiksel analiz becerisi olabilir. Bunları da ortaya koyarsanız, siz orada ziyaretçi olarak geldiniz, bir de katkı yaparsanız sizin için çok daha avantajlı bir konum olacak başkalarına göre. Kısaca buradaki ihtisas sisteminden de bahsedeyim, bunu hızlı geçeyim. Tekrar soru olursa ondan şey yaparız. Hekimlik lisansından bahsetmiştim, License to Practice. Burada General Medical Council adı verilen, hekimlik uygulamaları denetleyen bir bağımsız kurum var. Yani Sağlık Bakanlığı doğrudan denetlemiyor. Ama uzmanlık eğitiminden sorumlu olan kurumda Health Education England. Şu anda Türkiye'deki Sağlık Bakanlığı Üniversitesi de bu model üzerine kuruldu. Yine Trust Hastane Birlikleri de Türkiye'de yine
yakın zamanda kurulan şey, hastane birlikleri de trust yapısı üzerinden kurulan şeyler ve uzmanlık eğitiminde trustlara başvuruyorsunuz. Örneğin bizim buradaki trustımızın adı Cambridge Children Peterborough Foundation Trust psikiyatri uzmanlığını veren kurumda o, hizmetleri veren kurumda orası. Sınavlar sanıyorum zaten öğrenci arkadaşların bilgisi vardır bu konuda. UP diye bir sınav var. Bu iki aşamalı bir yeterlik sınavı. Bir de psikiyatri ihtisası yapmışsanız ya da belli bir koşulları karşılıyorsanız MRC Psych sınavları yoluyla gelebilirsiniz. Burada klinik görevler için. Dil ölçütü önemli. Oldukça yüksek bir puan isteniyor. Örneğin Oxford'da felsefe doktorası yapmak isterseniz bundan daha düşük bir şeyle girebilirsiniz. Ama hekimlik için daha sıkı bir dil ölçütü gerekiyor. Ben PLAP yolunu bilmiyorum ama kısaca PLAP'ın kendi sayfasından aldığım bilgi şu. Tıp bilginizi tedaviye uyarlama becerinizle ilgili bir sınav diyor. Bilgilerinizi ne kadar iyi hatırladıp ezberlediğinizle ilgili değil. Dolayısıyla genel teamül Amerika'daki USML sınavlarından veya işte Türkiye'deki TUS sınavına göre çok daha kliniğe odaklı bir sınav olduğu. PLAB'ın ikinci aşaması da pratik beceriler, iletişim becerileri gibi konuları odaklanan bir sınav. Bu şu anda sadece İngiltere'de yapılan bir sınav. İstatistikleri de burada verdim. Biraz dikkat ederseniz 2015'ten 2019'a kadar PLAB'a daha fazla kişi girmeye başladı. Bu hekim hareketleri oldukça ilginç bir konu. Zaman zaman değişiyor. İngiltere'de daha önce hekim sayısı fazlası varken son zamanlarda hekim azlığına doğru gitti. Çünkü dünyanın başka yerlerinde başka fırsatlar oluyor. Örneğin İngiltere'de çok fazla Hindistan ve Pakistan kökenli hekim var. Örneğin çok ciddi bir Hindistanlı hekim yakın zamanda Hindistan'a gittiler bu 10 yıl içinde. Çünkü Hindistan'da ciddi bir özel sektör patlaması yaşanmış. Çok daha iyi şartlarda çalışabilecekleri şeyler var. Yani bu tabii işin daha siyasi kısmı, hani beyin göçü nerede başlar, nerede biter kısmı. Artık yani 21. yüzyılda beyin göçünün biraz daha dinamik bir şey olduğunu, tek yönlü olmadığını düşünüyorum. Veriler de bunu gösteriyor yakın zamanda. Bu da biraz önce bahsettiğim tıp fakültesine uzmanlığa giden mutat yol. Normalde İngiltere'de foundation training denen en çömez asistanlık kısmı var. Yani internlük yerine en çömez asistanlık yapıyor buradaki hekimler. Ve burada işte 4 aylık rotasyonlarla foundation temel eğitimi tamamlıyorlar. Dışarıdan gelenler de, İngiltere dışından gelenler de PLAB'ı verdikten sonra ikinci yıldan katılabilirler. Fakat burada kontenjanlar az olduğu için genelde non-training denen, yani ihtisasa sayılmayan fakat hemen hemen aynı rolde olan işlerde çalışıp daha sonra mülakatlara geçebilirler. Psikiyatri ihtisasına girmek için bir merkezi başvuru ve mülakat gerekiyor. Daha sonra ihtisasın ilk aşaması tamamlandıktan sonra, Royal College sınavları tamamlandıktan sonra tekrardan bir mülakatla üst ihtisasa geçiliyor. Bu bilgilerin hepsini internette bulabilirsiniz. Ve Multi-Specialty Recruitment Assessment diye bir sınav var. Onunla ilgili bilgileri de bulabilirsiniz. Bunlar da yine kliniğe odaklı sınavlar. Pandemide mülakat yerine sadece bu sınav kullanıldı. Ama pandemi koşulları değiştikçe uzaktan mülakatlarla tekrardan mülakat sistemine geçilecek. Kaynaklar açısından da Turkish Doctors in the UK diye bir grup var Facebook'ta. Herkes kendince bilgilerini burada paylaşıyor. Şu anda 8000 üyesi falan var. Oldukça aktif bir grup. Bir de International Medical Graduates in the UK diye bir grup var. 100.000 üyesi var. 100.000 üye ve oldukça dinamik. Yani bu şartlarda bu gruplara girip yanıt bulamadığınız bir soru olduğunu pek sanmıyorum. Buraya yazdığınız zaman yanıtları çok kolay bulursunuz. Uzmanlık çerçevesini artık biraz hızlıca geçeyim. Özelleşmeden bahsettim üst uzmanlık dallarından. Ben erişkin psikiyatrisi uzmanıyım ama aynı zamanda bir yan dalda yapmış oldum.
liyazon psikiyatrisi yan dalı ama bağımlılık psikiyatrisi ve rehabilitasyon psikiyatrisi gibi yan dallar da var. Yine çift ana dal yapma şansı da var. Üst lisansın 4 yılda yaparsanız 3 yıl yerine 4 yıl yapıp yaşlılık ve erişkin psikiyatrisi alanlarında çift dal yapıp iş imkanlarınızı da arttırabilirsiniz. Sınavlardan da kısaca şöyle geçelim. Bundan zaten bahsettim biraz. Ve hani şu fotoğrafla bitirmek istiyorum. Çünkü bazen yani daha somutlaşması açısından bu fotoğrafı koyuyorum. Bu bizim bölümün bir doktora sonrası araştırmacıların toplantısıydı. İçinde doktora öğrencileri var, işte hocalar var. Gayet kozmopolit bir ortam gördüğünüz gibi. Ve birçok insan belli bir amaç için bir araya gelmiş durumdalar. Umarım bu fotoğrafa başkaları da daha sonra katılır. Çok teşekkür ediyorum. Sorular için de bir 10 dakika falan vaktimiz kaldı. Teşekkürler. Bana buradan yazabilirsiniz. E-mail adresinden. Biraz önce bahsettiğim e-mail kurallarını uygulamak kaidesiyle. Evet, şimdi bunu kapatalım. Görüntü bir sondu da ben ondan bir tereddüt ettim. Öncelikle teşekkür ederiz. Bu arada Emre Hoca da gelmiş. Ben önce Emre Hoca'ya da söz vereceğim ama öncelikle size çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten tüm deneyimlerinizi samimiyetle, açıklıkla bence de çok net tarif ettiniz. Sorulara geçmeden şunu söyleyeyim. Aslında sanıyorum temel mesajı verdiniz. İşi sevmek öncelikle, hedef koymak ve emek vermek gerekiyor. Yani aslında bunları gösterdiğimizde sonuçta hedefi nereye koyarsak oraya ulaşmak mümkün diye aldım ben kendi adıma. Şimdi gelen mesajlardan ileteceğim. Öncelikle teşekkür ediyorlar hocam. Bir öğrencimiz şöyle sormuş. Merhaba diyor. İngiltere'de çalışmayı düşünen hekimler için CAPE isimli bir gözlemcilik programında yer aldığınızı görmüştüm. Öğrencilerin de katılabileceği böyle bir program mümkün mü acaba? Evet, ondan çok bahsetmedim. Çünkü biz bir yandan da bir gözlemcilik projesi başlatmıştık ama psikiyatri uzmanlarına yönelik bir projeydi. Çünkü bunu tamamen buradaki kendi imkanlarımızı kullanarak gözlemcilik süresini yapmak ile ilgili bir şeydi. Öğrencilere dair böyle bir program olduğunu yani bildiğim kadarıyla yok. Ama bununla ilgili dediğim gibi bu bahsettiğim Facebook gruplarında ve başka yerlerde birçok imkan olabilir. Orada hangi branşta yapmak istiyorlarsa orayı yazarlarsa orada biraz da bir sebat etmeleri gerekebilir. Hele ki pandemi zamanında daha zor oldu tabii ki. Çünkü biz de CAPE programını dondurmuş olduk. Çünkü pandemide enfeksiyon kontrolü ön plana çıktığı için ilk vazgeçilen şey gözlemciler veya işte ekstradan gelenler oldu. Ama tekrar devam edecektir. Dediğim gibi yani bu gruplara yazarlarsa oradan bir sürü bloklar da var. O bloklara da erişebilirler o gruplardan. Birazcık orada tabii sebat etmeleri gerekecek, yazmaları gerekecek. Bu şekilde gözlemcilik için en uygun tabii gözlemciliği faydalı bir hale getirmek için hani hangi branş dışında mesela bir de şey de olabilir. Mesela hangi şehirde yaşamak istiyorlarsa orada yapmaları faydalı olur. Çünkü sonuçta işin teknik kısmı, mesleki kısmı bir yanı. Ama gözlemcilikte şunu görmeliyiz. Ben burada ihtisas yapabilir miyim? Kendilerini orada
yaşarken görebiliyorlar mı? Bunu dışarıdan bilmek hakikaten zor. Gözlemciliğin veya işte ziyaretçiliğin en iyi tarafı o. Yani gidip görüyorsunuz, yerinde görüyorsunuz, ona göre karar veriyorsunuz. Söyleyebileceğim bu. Evet, teşekkür ederiz hocam. Burada hocam sizin mikrofonunuz, kameranız kapalı mı hocam? Bende kapalı gözüküyorsunuz ama. Bende açık gözüküyor ama tekrar bir şekilde göremiyorum ben de. Kapattım, tekrar açıyorum. Bir şekilde gözükmüyor şu anda. Evet, şimdi, evet. Görüyoruz hocam. Tamam. Sıkıntı yok. Evet. Oktay Taran'da sıkıntı yok. Uğur Mundar'da sıkıntı yok dediniz. Evet. Tünün belki evet. Böyle kapatayım en azından fotoğrafımı koyalım. Evet. Başka hocam. Bir başka öğrencimiz şeyi sormuş, bu öğrenci değişim programları gibi Erasmus'tan örnek verilmiş. Bu programlara katılmanın bir faydası olur mu sonraki süreçler hakkında bilgilenmek için diye sormuşlar özelden yeni hocam. Yani siz bir programa katılmıştınız. Elbette olur ama şöyle bir şey oldu, biliyorsunuz Birleşik Krallık Avrupa Birliği'nden ayrıldı. Avrupa Birliği'nden ayrılmakla kalmadı, Erasmus programından da çıktılar. Dolayısıyla Erasmus şu anda İngiltere için bir seçenek değil. Belki ileride tekrardan bundan döndür ama başka yerler için olabilir. Erasmus'la gelen insanlar olmuştu, hatta ihtisastayken dahi Erasmus imkanlarını kullanmak mümkündü. Karşılıklı anlaşmaya tabi olarak. Yani bunu geçenlerde diyorum ama çok uzun zaman oldu. Bir kere Selçuk Hoca var. Selçuk Şirin belki yazılarını görmüşsünüzdür. O Twitter'da şey yazmış. Ya köyden çıkın demiş. Ama yani bu bahsettiği artık hani dünya olabildiğince küresel bir dünya. Herkes her yere gidiyor, bir görgü kazanıyor. Siz de mevcut şartlarınızdan çıkın demek istemişti. Ama tabii biraz Twitter'ın şeyi de olabilir, nüansı da olabilir. Herkes ama hocam köy de çok güzel, köylerde çok daha sağlıklı yaşayabiliyoruz diye daha bunu somut olarak almıştı. Ben de onu diyeceğim. Hani kendi deneyimimde aklımda yoktu ama öğrenciyken çok yani araştırmaya meraklıydım. Yurt dışında doktora yapma o zaman aklıma gelmişti ama kliniğe yöneldim ve o zaman düşünmemiştim. Tabii belli bir yaştan sonra ülke değiştirmek de çok kolay bir şey değil. Onu da tekrardan belirteyim. Ama ben öğrenciyken öğrenci değişimine gitmiştim. Tamam, akademik olarak değil, yani tamamen bir deneyim olsun diye. O bile benim için sonraki aşamalarda çok faydalı oldu, pratik açıdan. Yani çünkü siz hiç ülke dışına çıkmadıysanız, ülke dışına ilk çıktığınızda yaşadığınız o bütün zorlukları hepsini bir arada yaşamak durumunda kalıyorsunuz. Ama bunu taksit taksit yaşayabilirsiniz. Yani işte 3. sınıfta bir yere gidersiniz, ondan sonra 4. sınıfta bir yere gidersiniz imkanınız varsa. Daha sonra da ihtisasa geldiğiniz zaman ne gibi değişik ortamlarda neler yapabiliyorsunuz, bunları bunların üstesinden gelme için bir avantajınız olur. O yüzden yapabildiğiniz kadar bunu yapın. Hem görgü artışı açısından da önemli bir şey. Yani evet. Ülke değiştirme değil odak noktası. Evet. Başka yerleri görüp ondan sonra oradan aldığınız feyzi de tekrardan kendi çalıştığınız ortama getirebilirsiniz. Buna kesinlikle katılıyorum. Ben de kendi öğretim üyeliği dönemimde bir observer olarak Amerika'da bir 3 ay kaldığım süre var. Orada tanıştığım bazı öğrencilerden özellikle çok etkilenmiştim. Ben o sürece çok daha geç girmiş oldum. Öncelikle aslında şöyle size katılıyorum.
O görgüyü almak, yani farklı ortamları görmek, özellikle siz nerede donanım kazanabileceksiniz, aslında o donanımı kazanabileceğiniz yerde bulunmak, sonrasına da sonra karar vermek. Yani sonrası sizi nerede daha mutlu ediyorsa, hangisinde kendinizi daha verimli hissediyorsanız öyle devam edebilir. Ama herhalde esas olan şeyi alabilmek, yani o farklılığı görebilmek, farklı ortamlarda bulunabilmek ve bir bakıma da o cesareti gösterebilmek herhalde. Çünkü yani öğrencilerin özellikle en çok söylediği kısımlardan bir tanesi de İngilizcem yeter mi, bu nasıl olur gibi kaygılar da oluyor. Yani hedef koymak tabii çok önemli. Bu arada bir soru daha geldi. Hocam merhabalar. Psikiyatri özelinde yurt dışı asistanlık fırsatları hakkında bilgi verebilir misiniz denmiş. İngiltere'de uzmanlık düşünen son sınıf öğrencisi olarak yazıyorum bunu demiş Burcu. Bana yazabilirler. Yani benim giderek büyüyen bir e-mailim var. Bütün bilgileri içeren ama onu yollayabilirim onlara. Bir de dediğim gibi bu gruplardan çok fazla bilgi edinebilirler. Şöyle bir şey var, şimdi ben 9 yıl önceye göre internetteki kaynaklar o kadar arttı ki ve artık her şey avucumuzda. Ya ben o zaman fiziki olarak buraya gelmesem belki çok fazla bilgim olmayacaktı. Yani şimdi şu anda hakikaten bilgiye ulaşmak çok daha kolay. Tüm bilgiler internette var. Ama tabii onların hani o bilginin sentezi açısından bana daha spesifik sorularda sorabilirler. Ben genel bilgileri bana e-mail yazanlara gönderirim. Daha spesifik soruları da tekrar konuşuruz. Çünkü bazen de şu da oluyor. Hani internette bilgi var orada bakın demek dışında. İnternetteki bilgi bazen başka bir sistemden bakınca anlaması kolay olmayabiliyor. Ya da işte oradaki terminoloji, oradaki jargon anlaması zor olabiliyor. O da bir engel oluyor bazen. O jargonu görünce insanlar diyor ki aman çok fazla değişik şeyler var. Halbuki orada gördükleri şeyler çok da müthiş farklı bilgiler değil. Onu sadece sentezi için bu dayanışma ağlarını diyeyim. Çünkü işte 100 bin kişi birbirine yardımcı oluyor Facebook'ta. Bu dayanışma ağlarını kullansınlar. Özür diliyorum hocam. Her an kapanabilir. Tamam. Toplantımızın süresi de oldu. Ben hani sözü araya girmek istemedim. Kesilirse sadece öncelikle size hani çok teşekkür etmek istiyorum. Onu söylemiş olayım. Siz öyle devam edin. Her an kapanabilir hocam. Tamam. Çok teşekkürler. Emre hocam. Emre hocam sesiniz gelmedi. Muzaffer ben de bir şey söylemek istedim. Önceki çok özür dilerim böyle teknik bir bağlantısı oldu e-mail ile ilgili. Çok güzel her zamanki gibi sorumu bence. Şunu vurgulamak istedim ki Muzaffer şey çok değerli. Hem klinisyen olarak hem araştırmacı olarak her ikisine birden deneyimleri bir yaşamış olması. Doktor yaptığı ekip de gayet dünyada nöropsikoloji alanında bilinen bir ekip Cambridge Üniversitesi'nde. Bir de şey, bu tip süreçlerde herhalde benim de Avustralya'da uzun bir deneyim olmuştu 10 yıl kadar. Şey önemli gerçekten. Hani başlarken bu yeni bir ortam ve hani ben daha önce ülkemde şunları yaptım diye bakmamak, bazı şeyleri size baştan yapıyorsunuz gibi gözükebilir ama aslında her şey yeni bir deneyim. Çünkü ortamlar farklı, sistemler farklı. Multidisipliner sistem olduğundan bahsetti Muzaffer. Bu önemli bir şey. Biz burada alışkınız sadece doktor, hemşire olarak çalışmayı ama orada ekipler çok daha geniş. Sosyal çalışanlar, occupational terapistler, bir team olarak çalışıyorsanız ve mesela psikiyatride hastayı çift bir case manager ile birlikte görüyorsunuz. Olgu yöneticisiyle, Avustralya'da öyle en azından. Bu, bu başka bir sistem ve bu sisteme girmek de hani süreç alıyor. Yani bir yıl falan sürüyor bu süreç. O yüzden bazı şeyler uzaktan bakınca ben bunları zaten yaptığım gibi bakmamak gerekiyor. Bu önemli bir nokta.
Evet, kesinlikle ben de yani bunu daha önceki toplantıda da söylemiştim. Sistemin içinde pişmek de bir şey. Yani onu biraz daha geriye bakınca görüyorsunuz. Yani ben psikiyatri uzmanı olarak geldim. Ya tamam zaten konuya hakimim dememek lazım. Çünkü başka bir sistemde o jargona alışmak, o sisteme alışmak, yani oradaki sistemin içinde nasıl bir consultant olarak şu anda ben fikir verebiliyorsam ya da işte klinik olarak görüşlerimi bildirebiliyorsam, onlar hepsi benim buradaki deneyimimden kaynaklandı. Elbette Kırıköy'deki deneyim de çok önemli ama buradaki usul öğrenme kısmı çok önemli oldu. Hem akademik açıdan hem de klinik açıdan. Çünkü her şey bir yani emeğin dışında belli bir zamanla da pişmesi gerekiyor. Çünkü o deneyimler ancak belli bir yaşanmışlıktan sonra oluşabiliyor. Evet, çok çok teşekkür ediyoruz sunduğunuz bilgiler son derece faydalıydı. Bizim bu görüşmelerimiz aynı zamanda YouTube yayınımızda kaydedileceği için öğrencilerimiz, yani birçoğu ardından da izleyecek. Bu önerdiğiniz özellikle iki sosyal medya sayfasını da aslında çok yararlı buluyorum. Oradan da herhalde çok faydalanabilirler akıllarındaki bazı soruları sormak için. Çok teşekkür ediyoruz. Eğer gelirseniz İzmir'e 9 Eylül'ümüze bekleriz. Sizi konuk etmek isteriz. Çok memnun olurum. İzmir'e gelmek her zaman keyifli olur. Umarım o şansımız da olur ileride tekrar. Evet. Hocam, dekan hocam. Ben hayır bir el sallamak için açtım kameramı. Muzaffer Bey çok teşekkür ediyoruz. Çok öğrencilerimiz ve genç meslektaşlarımız için ben çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Tekrar teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben teşekkür ederim hocam. Teşekkürler. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.